Merhabalar, hoş buldum. Öncelikle bir anlamda aslında muhabirin soruları yanıtsız kalmış oldu. Kendisine yanıt verildiği söylense de yanıtsız kalmış oldu ve bunun siyasi siyaset içerisinde, özellikle AK Parti içerisinde, AKP içerisinde tartışması da sürüyor. Nasıl yorumlamamız gerekiyor? Bugün de şimdi bir son dakika gelişmesi olarak da ev baskınları haberi geldi Özışık ailesinin. Evet, evet. Hem ev hem de büro olarak kullandıkları iş yerlerine baskın haberleri geldi. Bir kere Türkiye'deki kutuplaştırma siyasetinin, ötekileştirme siyasetinin içerideki patlamasını biz görmüş olduk. Şimdi sonuçta bir Anadolu Ajansı muhabiridir. 3 TRT, Anadolu Ajansı ve Doğan Haber Ajansı'nın davet olduğu bir törende soru sorma ihtiyacı duyuyor. Ama sorunun soruluş biçimi ve bezeli olduğu kimi yan cümleler sorunlu. Ama sonuçta sorunun meşruiyetini ortadan kaldırmıyor. Suçlayıcı ifadeler kullanması da, ki bir niteleme sıfatlarını kullanması da sorunun etki gücünü zayıflatıyor. Ama soru gene de meşru. Çünkü Türkiye günlerdir bir yeraltı dünyasının ismi üzerinden süre gelen tartışmaları izliyor. Ve bir gazeteci de buradan sessizliğin sebebini sorgulamaya çalışıyor. Ama öyle ki belli ki bu kasetli, videolu, YouTube üzerinden süren tartışma Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde oraya gönül vermiş bütün kesimleri, ki bu arada kalem muhabir olarak kendisini tanımlayan insanları da etkilemiş ki bunu söyleme ihtiyacı duyuyor. Bunu o açıdan değerlendirmek gerekiyor. Hep dışarıdaki toplumdaki ötekileştirici, suçlayıcı, dışlayıcı politikanın içerideki iz düşümünü görmüş olduk. İçeride bir patlama oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi milli görüş geleneğinden gelen bir parti. Bu muhabirin de bağlantıları itibariyle milli görüşten geldiği anlaşılıyor. AKP radikal kesimlere tavizlerle günü kurtarmaya çalışıyordu. Bunun yetmediği de bir şekilde dışa vurulmuş oldu. Bir başka bağlantı da şudur. Yani Süleyman Soylu'yla, yani güvenlikçilerle Gürcü grupları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde süren bir tartışma var. Soylu'yla Berat Albayrak ekibi arasında bir tartışma olduğu biliniyor. Şimdi bunlar hep gizliydi. Bazı kesimler biliyordu. Şimdi bu tartışmalarla, bu soruyla da şimdi Türkiye biliyor noktasına geldik. Bu soruyu soran muhabirin bağlı olduğu grubun Pelikancılar grubuna yakın olduğu dikkate alındığında, o söylentiler dikkate alındığında olayın vehameti bir parça daha gözüküyor, anlamlı hale geliyor. Bir büyük kapışma, o kapışmanın içerisinde siyasi figürlerin yanında gazeteci kimliği taşıyan isimler de taraf olmuş vaziyette. Yani çekirdekleri alıp seyreden bir toplum yapısıyla karşı karşıyayız. Vallahi ben de aldım çekirdek. Ben de izliyorum. Evet. Bir yandan aslında bu açıklamalar, yani Anadolu Ajansı muhabirinin böyle bir soru soruyor olması, daha sonra medya ve siyaset ilişkileri ve bütün bu açıklamalarla, Sedat Peker'in açıklamalarıyla, yayınlarıyla medya-siyaset ilişkisi tekrar sorgulanır hale geldi. Sizin de dediğiniz gibi aslında içeriden bir patlama olduğunu görüyoruz. Bu nasıl bir yöne doğru gidiyor? Şimdi medya ile siyasetçi ilişkilerinin hep sorumlu olduğu gerçektir. Yani işte Cumhuriyet'in kuruluşunda da, ilk gazetenin yayın hayatına başlamasından sonra da hep bir sorumlu olmuştur. Bugün de devam ediyor. Yani işte benim tanıklık ettiğim döneme ben örnek verecek olursak, 28 Şubat dönemindeydi. Gazeteciler, Mehmetçik gazetecilerle kalemini Kaleşnikov gibi kullanan gazeteciler diye tefrik edilmeye başlanmıştı. Tek tip elbise giyip, kamuflaj elbisesiyle
şeylere giden, tatbikatlara giden, operasyonlara giden gazeteciler döneminden şimdi AKP ile beraber başka bir şeye evrildi. Gazetecinin bildiğini toplum bilmiyordu. Bu dönemde de AKP ile beraber sahiplik yapısı değişince havuz gazetelerinde çalışanlar birer patron vekili gibi hareket etmeye başladılar. Düşünün, yani bir bakan istifa ediyor. Bakanın istifasına dair tek kelime edemiyorlar. Televizyonlarında yayınlayamıyorlar. Talimat gelmiyor. Talimatla gazetecilik yapılır hale gelmiş. O da onu yapılana da gazetecilik denmez zaten. Biz bu örneklerin çoğalacağını bekleyebiliriz şimdiki dönemde. Anadolu Ajansı muhabirinin sorduğu soru üzerinden ve bugün Özışık kardeşlere yönelik operasyon üzerinden bu örneklerin giderek çoğalacağını göreceğiz. Çünkü korku eşiği aşıldı. Baskının yol açtığı engellemeler bir şekliyle yıkıldı. Ve bundan sonra daha çok fazla örnekle karşı karşıya kalabiliriz diye düşünüyorum. Zira yani Anadolu Ajansı, TRT gibi kurumlar olduğu gibi iktidarın propaganda aparatına dönüştürüldüğü için iktidar içeride de iktidar savaşı verenler bu aparatlardaki piyonları üzerinden harekete geçecekler ki geçtiler zaten. Bu hareketlenmeyi daha fazla izleyeceğiz, dinleyeceğiz gibi duruyor. Şunun için söyleyeceğim, şunu da bir örnek vereyim, çok uzattım gerçi ama şimdi soru sormak cesaret istiyor AKP'li yöneticilere. Geçenlerde bu Ruhsar Pekcan olayı üzerinden Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsünün basın toplantısına bir televizyon muhabiri gitti ve orada hangi soruyu soracağını sordular ona. O da dedi ki muhalefetin Ruhsar Pekcan'la ilgili soruşturma çağrısını soracağım. AKP sözcüsü bu soruyu beğenmedi. O soruyu sordurtmak istemediler. Ve muhabiri toplantıdan çıkartmaya çalıştılar. Ama muhabir direndi. Direndikten sonra soruyu aldı AKP sözcüsü ama tek 3 kelimelik bir cevap verdi. Muhalefetin isteği üzerinden çalışmıyoruz deyip gitti. Yani sorular sorulabiliyor. Zaten İstanbul'daki toplantıda 3 muhip ajans üzerinden ve TRT üzerinden yapıldığı için gazetecilere haber bile verilmiyor bakanların toplantıları ki sorularla karşılaşmasınlar diye. Programlar gizleniyor yani. Ama bu çözüm değil, bir çözülme başladı. Çözüm olmayınca çözülme kaçınılmazdı. Önümüzdeki günlerde bunun örneklerini ziyadesiyle göreceğe benziyoruz. Çok teşekkürler Sayın Demirdoğan bu veriler için, bu yorumlarınız için. Önümüzdeki dönemde daha çok cevaplanmayan soruyla ve bu patlamalarla diyelim dışa vurumlarla karşılaşacağız gibi. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Haber Aktüel'e devam ediyoruz.